Kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyerek ödemeyi IBAN'a transfer isteyen işletmeler Maliye Bakanlığı'nın radarında. Denetimler sıkılaşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IBAN ile tahsilat yapanlarla ilgili çalışma başlattı. Mehmet Şimşek çalışmasının ardından esnaflar IBAN üzerinden ödemeyi kesti. Peki esnaflar bu konu hakkında ne düşünüyor? Bizi çok kötü etkiledi. Nakit olarak şimdi 3-4 tane telefon sattığımız zaman sayması da zor. Ondan sonra yani bayağı bir sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Bu bizi olumsuz etkiler. Yani zaten iş yok. Giderlerimiz çok. İşçi maaşı çok. İşletmelerin POS cihazı kullanmaları zorunlu ancak bazı işletmeler POS cihazı çalışmıyor. Bahanesiyle para transferini IBAN'a atılmasını istiyor. Dönemimiz dijitalleşiyor. Tamamen nakit para kalktı zaten. Kimse cebinde nakit para taşımıyor. Hani mobil bankacılıktan işlemlerimizi hallediyoruz. Zaten mesela burada en uygun telefon 20 bin liradan başlıyor. Kimse cebinde 20 bin lira taşıyıp gelmiyor bunlar. Tamamen para transferiyle işlerimizi hallediyoruz. Bizi çok büyük etkiledi çünkü biz mecburi vergi ödüyoruz. Hani daha önce de vergi ödüyorduk. Şimdi gelen müşteri kartı olmadığı zaman geri gidiyor. Kredi kartı olmadığı zaman biz IBAN'dan alamıyoruz cezadan dolayı. Özellikle bu kredi kartının ek taksitleri iptal olduktan sonra biz bayağı bir sıkıntıya girdik. Mesela müşteri kredi kartı getiriyordu, biz taksit yapıyorduk. En azından o da rahat ödeyebiliyordu, biz de satış yapabiliyorduk. Şu an dükkanı görüyorsun, bomboş, hiç kimse yok. Ondan dolayı bayağı bizi etkiledi. Özellikle küçük esnaf arasında artan bu durum karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık söz konusu durumun vergi kaçırmak olduğunu belirtti. Zaten ödüyorduk, daha önce de biz bunu ödüyorduk. Değişen bir şey yok ki. Sonuçta ben bu POS cihazını getirmişim. POS cihazının ücretini her ay düzenli bir şekilde ödüyorum. Ondan dolayı hiçbir sıkıntı yok. Ama gelen müşteri kredi kartı olmayan müşteride bu sefer sen ödeme alamıyorsun. Tereddüte giriyorsun. Vergi müfettişleri hesabına sürekli başka kişilerden havale gelen banka hesabı sahiplerine ceza uygulayacak. Bu POS cihazlarında kesintiler de hani yüksek. Yani etkiliyor yani, her türlü de etkiliyor bizi yani. IBAN'dan zaten bazen gidiyorsun, POS cihazları hani çalışmıyor, etki yapıyor. Madem öyle bir şey varsa POS cihazlarını da telefona taşısınlar. Telefondan hani NFC özellikli olanlardan öyle POS cihazı olarak kullanabiliriz. Peki bu durum Vanlı esnafı nasıl etkileyecek? Şu anda daha iş yok, herhangi bir müşteri yok. Müşteriler yemek yedikten sonra kart olmayınca mecburen IBAN'dan atmak istiyorlar. Ve bu yasaktan sonra da yani IBAN yasa olduğu için herhangi bir IBAN para alamıyoruz ve mecburen ATM'e gitmek zorundayız. Birçok Vanlı esnaf durumun kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Hani bir araba almaya giden adamın hesabına atacak. Arabanın fiyatı 1 milyon TL. Adam bir çanta parayla mı gidecek? Hani yanında bir çanta parayla mı dolaşacak? Bunun tabii dezavantajları şöyle. Çalınma riski var. Adam elinde bir çanta parayla gidiyor. Çalınırsa ne olacak? Hani hesap tamamen güvenli bizim için. Bizi çok kötü etkiledi. Öyle düşünüyorum. Banka komisyonu da %3 arttırdı zaten. Şimdi bu şekil olunca müşteriden talep edemiyoruz bu farkı. Bu komisyonu müşteriden talep edemiyoruz. Yanlış anlaşılıyor. Hani bu konuda da müzdaribiz. Tamamen yani.